gizli bilgilerini, en kripto bilgilerini dünyaya sızdıran, Türkiye'yi şikayet eden, Türkiye'yi Avrupa'da, Amerika'da lobi kurup paralar harcayıp Türkiye'yi bir şekilde pers etmeye çalışan bir anlayış bugün kendi tuttuğu hakimlerle beraber, Pensilvanya hakimleriyle beraber Türkiye'de iktidarı olan kinini, öfkesini ortaklarıyla beraber kusmaya çalışmaya devam etmektedir. Onlar kusarken, eğer biz 7 Haziran seçimlerine giderken, eğer her birimizin sırtında bir tam damla olmaz da biz geçmişte çok çalıştık, biraz da yeni gelenler çalışsın derlerse, yeni gelenler veya eski gelenler veya bugün çalışanlar kendilerini kurtarırlar da bir şey söyleyeyim, bu ülkenin geleceği kendini kurtaramaz. Çok net. Bütün Çinleriyle, bütün husumetleriyle beraber şu anda AK Parti iktidarın ortadan kalkması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Büyük bir gayret ortaya koyuyorlar. Allah şahittir. Bizim derdimiz bir oy değildir. Bizim derdimiz iktidar değildir. Bizim derdimiz bu milletin istiklali ve istikbalidir. Cumhuriyet kurulduğundan beri Cumhuriyet iki temel ilkeyle kuruldu. Birincisi istiklali tam nedir? Tam bağımsızlık. Ötekisi ise egemenlik kayıtsız, şartsız, milletin lafzıdır. Bugün tam 1923-2015 tam 92 yıldan beri bu ülkede bu iki ilkeye en yakın olduğumuz zaman dilimi içerisindeyiz. Bilmenizi istiyorum. 1960'ta darbeyi yapan o Milli Birlik Komitesi hangi unsuru taşıyorsa bugünkü paralel çete aynı unsuru taşımaktadır. Türkiye'nin hukukunu, Türkiye'nin suçunu alt üst edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Bunları çocuk kazanacak bu ülkede. Ama bizim milli iradeden ve seçmenden başka, seçimden başka herhangi bir gücümüz yok. Bunu bilmenizi istiyorum.